Evet değerli arkadaşlar, yine bir hasat programında birlikteyiz. Bugün 2 Ekim 2019. Yani Chanter'ların hasatı. Daha önce Fenlor'ları yapmıştık birlikte. Şimdi Chanter'lara geldi. Bu görmüş olduğumuz Chanter bahçesi. Kışın da budamasını yapmış olduğumuz 8'e 4 dikili bir Chanter bahçesi. Bunda araları kapalı olduğundan dolayı traktörlerin girmesi için dallarda bir budama yapmıştık. Bu budanan kısım arka tarafında budamadık. Şimdi buradaki 8'e 4 dikim 7 yaşında bir Chanter bahçesinin hasatını yapacağız sizde. Her zaman yapmış olduğumuz gibi sizden de gelen istekler doğrultusunda bir daha bilimsel olması açısından burada hasat ettiğimiz cevizleri sayacağız. Yani 8'e 4 dikili olan bir bahçede dekara yaklaşık 30 civarında bir ceviz dikiliyor. 30 tane ceviz. Bakalım bizim Chanter'larımızda kaç tane, kaç adet var? Biliyorsunuz gramaj olarak da ortalama 13 gram civarında. Yine sayacağız. Yaklaşık 4-5 tane veyahut da 6 tane hasat ederiz. Zaten bize ortalama %10 yanılmayla dekar başına verileri çıkaracağız. Çünkü artık bu işe yatırım yapacak olan çiftçilerimiz ve iş adamlarımız çoğaldığından dolayı doğal olarak bizlere en fazla sorulan soru dekarda verim yetişmiş bir bahçenin 7. yaşında kaç kilo olur? Bizim de söylediğimiz şuydu, yıllardır sizle paylaştığımız 500 kilo civarında 7. yaşında ulaşmak gerekir ki ticari olsun. Bunun 500 kilo 7 yaşında ulaşıp ulaşmadığını bugün hep birlikte bakacağız. Bir bahçe, çok fazla bahçe kurmak her zaman çok önemli olmayabiliyor arkadaşlar. Bu bahçeleri sonuç itibarından yıllara göre verimlere yatırmak. Yani bizim de her zaman söylediğimiz gibi 5. yaşında yaklaşık 200'er kilo, 6. yaşında 400'er kilo, 300 ila 400 kilo. Fakat 7 yaşına geldiğinde de ortalama 500 kilo civarında aldığında her zaman bir bahçe ekonomik olduğu anlamına geliyor. Yoksa yani bir ceviz bahçesini kurarsın işte yüzlerce binlerce dönüm ama dekar başına 100 ila 200 kilo aldığımızda burada bize çok büyük sıkıntılar olabiliyor. Ve yatırımcılarımız da doğal olarak yatırım yapmıyor. Çünkü bazı yaşlanıp da fazla ürün alınamayan bahçeler yatırımcıları da bu işin dışına itiyor. Fakat Türkiye'de de artık çoğalma ile birlikte böyle verimli bahçeler çoğaldıkça yeni yeni yatırımcılar bu işe adım atmakta. Sonuç itibariyle %70 civarında bir ceviz açığımız var. Bu devam ediyor ki çok kısa sürede böyle kapanacak gibi de durmuyor arkadaşlar. Biz ne yapmamız gerekir? Büyük bahçe, tek başına büyük bahçe kurmak yeterli değil. Dekar başına verimi artırmak lazım. Şimdi burada görmüş olduğumuz Chanter bahçesinde 8'e 4 dikili Chanter bahçesinden 2 Ekim gibi bugün hasat edeceğiz. Chanter diğer çeşitlere benzemiyor. Niye bu kadar geç kaldık diye sorarsanız Chanter dünyada vejetasyon süresi en fazla, en uzun olan çeşit. Şu anda bizim ürünlerimiz %70 civarında kabukları çatlamış. Biz %60, %70 hatta %80'e kadar bu yeşil kabuğu çatlamadan hasat etmiyoruz arkadaşlar. Bunu da daha önce de söylemiş olduğumuz gibi eğer siz dış kabuğu %70 civarında çatlamadan hasata girdiğinizde üzerinde %10 ila %20 kalmaktadır. %20 kalıyorsa bu cevizin olmadığını gösteriyor. %1 ila 3 arasında ancak üzerinde makinede ceviz kalması lazım hasattan sonra. Siz bunun %10, %20 üzerinde bıraktığınız zaman %10 veyahut da üzerinde kalan %20'ye ikinci hasata girdiğinizde bu sizi kesinlikle ekonomik olarak kurtarmaz. Hem ağacı tekrar yormuş olursunuz. İki kere hasat ederek bir stres yaşatmış olursunuz. Hem üzerinde %10, %20 kalan ceviz işçiliğinizi kurtarmaz. Onun için her zaman hasat zamanını doğru belirlemeniz lazım. Yani yerli çeşitler gibi değil. Yerli çeşitler zaten bunlardan 15 gün bir ay önce uyandığından dolayı 15 gün ile bir ay önce hasata gelebiliyor. Fakat Chanter, Lara, Tulara, Howard, Fernor gibi bu tip çeşitler geç olduklarından dolayı yerli çeşitlerden biraz daha geç oluyor. Bunun için de hasat zamanını belirlemede en büyük kriter yeşil kabuğunun %70'ler civarında çatlaması. Şimdi tabii hasat zamanını zaten makineler söylüyor. Az önce de dediğim gibi makine tamamına yakınını hasat edecek. Ceviz soyarken de soyma makinesinde yeşil kabuklu %3 ila 5 ancak kalması lazım. Bir çıkarmadan sonra. Eğer yeşil soyma makinesinde de %10 civarında, %20 civarında soyulmamış yeşil kalıp da %80'i soyuluyorsa zaten birçoğu daha hasata gelmemiş demektir. Bu da erken toplanan şeyler. Şöyle bakın arkadaşlar. Eğer bu şu anda çok güzel bir şekilde çatlamış. Bunlar çatlamadan biz topladığımızda
soyduğumuzda şunun içinde leke bırakmaya başlıyor. Tabii bu leke bırakmak bizim hiç istediğimiz bir olay değil. Cevizlerimiz böyle çatlaması gerekir. Ve zaten sonuç itibariyle de bunların çok hızlı ama çok hızlı bir şekilde soyulup, bakın görüyorsunuz, kendinden atıyor artık. Yani elle ellediğinizde şöyle komple kabuk kendini bırakıyor. Yani kabuk bırakıyorsa eğer, sert kabuktan yeşil kabuk çok rahat ayrılıyorsa, diyor ki ben oldum. Yani yeşil kabuğun ve sapın cevizde hiçbir bağı ve bağlantısı kalmamış. Yani besleme durmuş. Hasat zamanını gelmiş. Ama biz eğer şuradan şöyle yaptığımızda daha böyle soyamıyor isek, böyle yeşil kabuk üzerine yapışık kalıyorsa, o cevizin olmadığını gösteriyor. Zaten onu hasat etseniz de soysanız da göreceksiniz ki kuruttuğunuzda içi büzüşmeye başlayacak ve kahverengiye dönecek. Aslında birinci kalite cevizinizi gereksiz yere 3-5 gün önce, 10 gün önce hasat edeceğim diye ikinci kalite ve ikinci sınıf ceviz yapacaksınız. Deforme edeceksiniz. Hem ağacı iki sefer hasat edip yoracaksınız, hem makinelerimizi ceviz soyma makinesinde daha fazla çevirmiş olacaksınız. Artı kurutma makinelerinde de bu çok aynı durum. Biz cevizin %70'lik bölümünü çatlatıyoruz. Niye çatlatıyoruz? Şundan dolayı çatlatıyoruz arkadaşlar. Enerjiyi çok değerli görmek lazım, kullanmak lazım. Ülkemizin enerji maliyetleri dünyada olduğu gibi çok yüksek. Yani siz eğer dış yeşil kabuğunu çatlatmadan önce hasat ediyorsanız, bunun içinde yaklaşık %40 ila 50 arasında nem oluyor arkadaşlar. %50 nem demek ne demek? Bunun %50'sini kurutacak diyecek zaman yaklaşık 40-45 saat kurutma makinesinde tutuyoruz. %50'lik nemi atmamız için. Fakat eğer siz kabuğun çatlamasını bekliyorsanız, hemen şöyle bir tane alayım, orada size izah edeceğim. Bir saniye. Arkadaşlar da çekiyorlar. Onlara da biraz zor oluyor ama. Yani arkadaşlar bakın, gördüğünüz gibi şimdi bunlar çatlamış ve üzerinde duruyor. Bu ne demek arkadaşlar? Şu anda hava kaç derece? 30 derece. Ve rüzgar esiyor. Rüzgarın ve güneşin enerjisini kullanıyoruz şu anda. Yani bu kendisi %50 olan nemi otomatik olarak %30, hatta son zamanlarda hasat bizde uzun sürüyor. En son hasat ettiklerimizde içindeki nem %20'ye kadar düşüyor. Siz gereksiz yere bunu önce hasat ederek üzerinde %50 nem bırakıyorsunuz. Kurutma makinelerinde kurutmaya çalışıyorsunuz. 50 saat 45 saat gereksiz yere ısı ve rüzgar veriyorsunuz. Elektrik yapıyorsunuz veyahut da doğal gaz yakıyorsunuz. Biz ne yapmamız gerekir bunu? Ve şu az önce dediğim gibi birinci kalite ceviz alamıyorsunuz. Oysa çatlattığımızda, bugün rüzgar esiyor ve güneş var. Bunun %25'e indirdiğimiz dönemde içindeki beyazlık da çok fazla oluyor. Kaliteyi de hiç bozmamış oluyoruz. Yani kontrolsüz güç değildir. Her zaman zamanı ekonomik kullanmamız gerektir. Bunda da 5 gün önce, 3 gün önce hasat edeceğiz diye gereksiz yere olmamış cevizleri hem ağacı yormamamız lazım, hem soyma makinesinde soyarken zamanı kısaltmamız lazım. Hem kurutma makinesine attığımızda normalde çabuk kurutmamız gerekir. Bak ben size çok kritik bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bizim 200 dönüm, bu benim kendi bahçem. 200 dekar civarında benim çantır bahçem var. Biz ilk hasata başlamış olduğumuz dönemden mesela çatlama bazen %50 ile 60 oluyor. Biz hasata girdiğimizde normal ilk makineye attığımız cevizler 35 ila 40 saatte kuruyor. Fakat hasat bir günde bitmediğinden dolayı, 10-15 gün sürdüğünden dolayı son zamanda hasat ettiğimiz cevizler daha fazla oksijene, rüzgara, güneşe maruz kaldığından dolayı bunlar 20 saate kadar bizim kurutma dönemimiz düşüyor kurutma makinelerinde. Çünkü dünyada da bunun aynı şekilde Amerika'da olsun, Şili'de olsun, diğer yerlerde olsun her zaman güneşin ve rüzgarın enerjisinden faydalanıyor. Biz de faydalanalım. Erken hasat ederek hem malı bozmayalım, hem kaliteyi bozmayalım, hem kalibreyi bozmayalım. Görmüş olduğunuz gibi tabii ürünler çok fazla, ne kadar olduğunu göreceğiz ama kalite ve kalibreyi gördüğünüzde şu anda bu 34-38 arasında. Ürünün fazla olması tek başına yetmez. Kalibre ve kalitede yüksek olması gerekir. Evet arkadaşlar, şimdi 8'e 4 bir bahçeyi hasat edeceğiz birlikte. Yine oğullarım Serdar ve Serdar Balkal ve Hüseyin Balkal. Hüseyin Balkal. Zaten
Bizim hasat eden arkadaşları siz tanıyorsunuz. Diğer programlarda da var. Şey olduk artık böyle devamlı aşina ola ola sizlerle dost olduk. Fakat tabii yatırımcı arkadaşlarımız da var bugün bizim yanımızdan. Kendilerini de tanıyalım istersen. V8'e 4 hasat nedir, nasıl değildir? İlk baştan bahçemiz hakkında ufak bir soru soralım. Niye cevize girdiklerini. Fakat esas konuşmamızı arkadaşlarla da hasattan sonra, sonuçları gördükten sonra konuşalım. Ama izleyicilerimiz sizi tanıma açısından ismi ve soy isminizi alalım biz sizin. Merhabalar, Mustafa Demirci benim ismim. Ceviz yatırımcısı adayıyım. Evet. İsmim Hasan Umutoruç. Gayrimenkul geliştirme işiyle uğraşıyorum. Ceviz yatırımcısından sonra nasip size. O zaman şöyle mi oluyor Hasan arkadaşım? Şimdi cevize yatırım yapacaksanız daha önce de konuştuk ya, bir verimi görelim dediniz. Yani bir verimi görelim. Evet, işin ekmek çıktıktan itibaren başladık bu sefer. Bir ürünü görelim, ondan sonrasında başlayacağız nasipse. Aslında çok güzel. Bu sizin en doğal hakkınız. Yatırımcı arkadaşlar karambole de girmemesi gerekir. Evet. En azından hangi yaşta ne kadar alınıyor? Ortalama tahmini de olsa bir verileri olması lazım. Doğru değil mi? Evet, aynen öyle. Bakalım o zaman hep birlikte bir hasatları yapalım. Hasatımızı izleyelim. Tekrar görüşürüz. Tamam. Burası az önce de söylediğim gibi 8'e 4 bir bahçe. 30 tane var. Şimdi Nurettin arkadaşımız hasat etmeye başlayacak. Fakat 8'e 4 bahçe dediğim zaman dekarda 30 tane demektir. Şimdi bunun sayılarını sayarak yaklaşık da 13 gram civarında zaten. Bunu herkes biliyor çantırın gramını. Kaç tane gelmiş? 5-6 tane yapalım. Üşenmeyelim. 4 tane değil, daha bilimsel olsun. 6 tanenin sonucunu toplayalım. Adeti çıkaralım ve sayalım. Olur mu Serdar? Olur, ortalamasını çıkarırız. Evet. 5-6 ağaçtan. Evet Hüseyin, sen şimdi tekrar defter kalem senin elinde. Tabii aynen. Hüseyin de geleceğin cevizi adaylarından birisi. Not işleri bende. Evet, not defteri. Ceviz tanelerini hesaplıyoruz, gramaj olarak çarpıyoruz. Ortalama bir ağaçtan kaç kilo çıktığını hesaplıyoruz. Şimdi tabii artık bizim melezleme çalışması ve diğer çalışmalarımız da çok olduğundan dolayı ben hepsine yetişemiyorum. İşte arkamdan oğullarım da yetişiyor. Biz de elimizden gelince yardım etmeye çalışıyoruz. Hüseyin de çok meraklı maşallah. İnşallah. Aynen, inşallah. Onlar da güzel bir cevizci olarak. Evet bakalım, muhasebe bölümü sende olsun Hüseyin. İnşallah muhasebe zaman, bölümü ve işletme bölümü bende olacak. Sonuçlarına bir bakalım. Bakalım. Evet Nurettin arkadaşım sen şey sende. Yine her zamanki gibi. Her sene Nurettin zaten her sene biliyorsunuz bizim hasatları yapan arkadaşımız. Profesyonel. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Çiftçilerimizle uzun dönem birlikteyiz. Devamlı benim ağaçlarımızı Nurettin arkadaşımız hasat ediyor. Bu da bir teknik. Daha hızlı öğrenildi. Aslında her senede hasatçıyı da değiştirmemek lazım değil mi Nurettin kardeşim? Evet. Merhaba çiftçi arkadaşlar. Ben hasatçınız. İsmim Nurettin Öner. Nasip olsa şimdi hasatı göreceğiz. Ondan sonra sizden canlandıracağız. Evet, hep birlikte hasat edelim. Hadi size de kolay gelsin arkadaşlar. çarpı 13 gram 26 kilogram. 26 kilogram. Bak yaklaşık da üstünde de var ya bir 50-100 tane civarında kaldı. Ama biz üstünde ne yapalım? Kaldı, evet. Şimdi bunu diyelim ki 26 kilo diyelim. Evet. Sıkıntı yok. Bu sıradan bir 3-4 tane daha yapalım. Birinci ağacımızda 26 kilo. Evet. 2000 adet çıkmış ortalama. Şimdi ikincisini de yapalım ki bir tanesinde değil. Oldu şu an. O kaç aldın? 100. 50. Oradan geldi abi. 21. 100. 80. Bir yüz de orada var. Evet şu anda ikinci ağacımızı hasat ettik arkadaşlar.
Serdar kaç tane var oğlum? Şu an ikinci ağacımızda 2500 adet çıktı. 2500. Çarpı 13 yapıyoruz 13 gramdan. Tersi. Evet. Kaç tane çıktı? 2500 adet çıktı. 13 gramdan çarptık her birini. 32 kilo 500 gram net çıktı. Tamam. 7 yaşında. Bir ağaçtan. Ha, ikinci evet, ağacımız. İkinci ağaç. Şimdi üçüncü ağacımız. Şimdi üçüncüye de geçelim arkadaşlar. Bir ağacı yapmayalım. Çünkü büyüklü ve küçüklü böyle sıradan gidersek hani daha iyi olur bence. Aynı sıradaki üçüncü ağaca gidiyoruz. Daha iyi olur. Şu anda üçüncü ağacımızı hep birlikte hasat edelim ki sonuçlara göre konuşalım. Bence daha iyi olacak arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, şu an üçüncü hasatımızı yaptık. Üçüncü ağacımızdaki son durumu öğrenmek için tekrar Serdar evet. Balkan'a soruyoruz. Serdar, sayımımız kaç tane devam ediyor. Bu ağacımızda üçüncü ağacımız çantır ağacı 2300 adet çıkmış. 2300 adet çarpı 13 evet. Çarpar mısın Hüseyin? Çarpıyoruz. Şimdi abi. Çarpalım 13 gramdan çarpıyoruz. 13.5'a evet. Kadar topluyor. Bunların evet. Gramajları biraz fazla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama biz ne yine 13.5 demiyoruz. Kuru 29 biliyorsunuz. Kilo, 13 gram. 29 kilo 900 gram. Çıkıyor. Üçüncü ağacımız. 13 gramla çarptığımızda. Evet. 13 gramda. 29 kilo 900 gram. Evet. Şimdi birinci ağacımız ne kadardı? Birinci ağacımız nereden? Birinci ağacımızdan 2000 adet topladık. 13 gramla çarptık. 26 kilogram yaptı. Evet. İkinci ağacımıza geçtik. 2500 adet topladık. 13 gramla çarptık. 32 kilo 500 gram yaptı. Tamam. Bu üçüncü ağacımızda. Bundan da 2300 adet topladık. 13 gramla çarptık. 29 kilo. Yani 9. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sıradan yapıyoruz ki. Büyük var ağaç, küçük ağaç. Doğru değil mi Mustafa Bey şimdi? Evet. Şimdi daha biz devam edeceğiz. Ama şu anda görmüş olduğunuz durum. Siz cevize ne kadar tabii hakimsiniz, yatırım yapacağız bilemiyorum ama neler tahmin ediyorsunuz? Görüşleriniz nelerdir? Özellikle benim ifade etmek istediğim şey şu. Yatırımcı sonucu satın almak istiyor. Yatırımcı şekli veya görüntüyü istemiyor, sonucu görmek istiyor. Burada sonucu net bir ifadeyle görüyoruz. Ağacın üzerinden daldan yere indiği noktayı, çuvala girdiği pozisyonu ve burada da net miktarı görüyoruz. Yani miktara baktığımızda bu sonuçları totale çarptığımızda yaklaşık bir dekar alandan ne kadar verim yani alacağız İbrahim Bey? 550 kilo derken 650'leri bulacak gibi duruyor. Yani şöyle yapalım mı Mustafa Bey? Biz 3 tane bize gerekli sonucu veriyor mu? İsterseniz bir iki tane daha yapalım. Bir dönümden 5 taneye çıkalım. Ağaçlar yan yana zaten. Ondan sonra onların toplamını çıkaralım. Yani 600 mi oldu? 650 mi? Ama şunu anlıyoruz ki artık 500'leri geçeri çok olmuş. Yani evet, biz hani evet. 500 diyoruz. Tabii ki çiftçilerimize de çok şunu da şey yapmamak lazım. 500 olmadı diye üzülmesinler. 500 önemli bir rakam. Çünkü siz de biliyorsunuz ticaretle uğraşıyorsunuz. Bugün cevizin kilosu 22-23 lira. 25'e satan var ama 20 lira olsa dahi 500 kilo olduğunda dönümü 10 bin lira gibi bir rakam. Bu ki 600-650 kiloları bulduğun zaman 12-13 lira hatta daha 15 liraya kadar da çıkıyor. Demek ki çok büyük bahçe kurmayla biz herhalde büyük bir sonuca ulaşamayacağız. Kontrolsüz güç güç değildir diyoruz ya. Önemli olan biz hani yaptığımız yatırımın fizibilitesi olması için ne gerekiyor? Dekar başına verimi arttırmamız gerekir. Yani kesinlikle. Çok büyük bahçe kurarak çok büyük kazanamıyoruz. Biz dekar başında 500 kiloları bulduğumuzda bu işe sizin gibi çünkü siz yatırımcı olarak Türkiye'nin gerçekten önünü açacak olan insanlarsınız. Yani bu sonuçları siz bilip hakim olmadıkça niye sizin gibi bir dünya insan var doğal olarak bu işe girmiyor. Sonuç görmek için buradasınız. Yani burada da biz 500 kilo derken herhalde bir 600-650'yi bulacağız ama bu da bir mutluluk. Fakat evet. Gene çiftçilerimiz en az 500 koysunlar. Yani 200-300 kilo da olmasın ayıp evet. Olur artık yani. Evet, evet. Sizin gördüğünüz o değil mi? Evet kesinlikle. Bu arada ben özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi çiftçi arkadaşlarımız tabii ki bu işin temelini, mantığını daha iyi biliyorlardır. Biz burada özellikle neden bunu tane olarak sayıyoruz? Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Bak işte çok teşekkür ederim. Esas konu bu. Güzel bir soru sordunuz. Şimdi Mustafa Bey şöyle baktığımızda bakın bu cevizlerimize baktığınızda chanter'ın
gramı bir tanesi standart olarak ortalama 13 gramdır. Ha bu genç bu 14-15 gram ama biz 14-15 demiyoruz artık yani. 13 grama çarptığımızda bunu siz kurutup da makineden çıkardığınızda bu 13 gram civarı gelir. Kuruyup makineden çıktı. Evet. Şimdi tabii dağıtarsak bu 20 gramı falan gelir ki bunu biz böyle söylersek. İçinin neminden dolayı. İçinin %40 nem var. Yani evet. Biz ne yapıyoruz? Tam daha böyle bilimsel bir veri olma açısından dünya standardı olan kuru ceviz kaç gram geliyor? Sen ona bakacaksın. İşte bu yaş 50 gram gelir. Bakın arkadaşlar biz bunun ölçümünü yapıyoruz. Şimdi bu çatlamadan önce şu ceviz çatlamadan önce 3'te 1 verir. Yani şimdi sen bunu çatlamadan önce diyelim bir 45 gram gelir. Bunun kurusu bu kadarken 15 gram gelir. 3'te 1 verir. Yani sen bunu yeşil olarak sattığın zaman 5 liraya sattığın zaman kuru 15'e satmış oluyorsun. 3'te 1 verir. Şimdi bu 50 gram geldiği zaman bu 16-17 gram gelir. Bu 40 gram geliyorsa yine bunun 3'te 1'i verir. Bazen çiftçilerimiz mesela bunu bilemiyor. Ya ben diyor ki yaş sattım. 5 liraya sattım, 6 liraya sattım çok iyi diyor. İyi değil aslında. Onu tam olarak hesaplayamıyorlar. Diyor ki ben yeşil topladım diyor. Bir baktım diyor 40 gram geldi diyor. 45 gram geldi diyor. Aynı yanında da diyor aynı çuvaldan aldım diyor. Onları da diyor kuruttum diyor 10 gram geldi. Tabii 10 gram gelir. Sen onu öyle dağıtmayacaksın. Böyle yeşil dağıttıktan sonra aynı iriliktekini çatlamış kuruttuktan sonra dağıt bak. 3'te 1 verdiğini göreceksin. Biz çünkü yıllardır bu iş yapıyoruz. Öyle olsa biz de yeşile satılırız. Neden? Her kiloda yeşile sattığımızda 3-4 kilo zarar ediyoruz. Yani onun için kurutup satma sebebimiz o. Kural değişmez. 3'te 1 verir. Bunu 5 liraya mı sattın yeşilken? 15 liraya kuru satmış oluyorsun. Bunu 6 liraya mı sattın yeşilken? 18 liraya satarsın. Hep 3'te 1 verir. 4'te 1 diye bir yanılgı var. Bu yanlış. 3'te 1. Doğru matematik bunu gösteriyor. Bunun, ama bizim şeyimiz şu. Biz önemli olan kuru. Dünya standardı olan her şeye hareket et. Tabii bakın bu da değil yani. Şu büyük olanlar 16 gramı bulur. Bunları söylemiyoruz. Biz gene burada da bir mütevazilik. Ortalama standartı alıyoruz. Yani Mustafa Bey yine aşırı düşüyoruz. Burada 13 gramlık ceviz yok yani. 14-15 gram ama biz çarparken yani artık dekar başına verim yükselmesin diye az önce üstünde kalıyor, yana düşüyor onları saymıyoruz bile farkında mı? Evet. Bu sefer insanların beklentisi çoğalıyor hemen. Evet. Onu da şey yapmıyoruz. Evet. Yatırımcı özellikle bu noktada şunu görmek istiyor. Sonuç burada da sonucu görüyoruz zaten. Tabii bak hepiniz Hasan Bey sizin de düşüncelerinizi evet. Alabilir miyiz? Valla çok diyecek bir şey yok. Birkaç hasattan sonra herhalde dikime geçeceğiz biz. Hani o aşamaya geçeceğiz. Ama bu işin ülkemizde endüstriyel tarım olarak yapılması çok önemli. Yani bilinçsiz yapıyor insanlar sanırım. Çünkü başka rakamlar duyuyoruz. 200 kilo, 100 kilo, 300 kilo 7 yaşında dekarında. Çok az. Ama sizin bahçenizi gördükten sonra hayran kaldık. İşte cevizin de profesörü olmak böyle bir şey herhalde. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey var Hasan Bey. Mesela biz burada dekara 600 kilo da alsak, 700 kilo da alsak ben asla bunu bir başarı olarak görmüyorum. Benim rakiplerim bunu 40 senedir, 50 senedir 600-700 kilo alıyor, 500 kilo alıyor. Yani biz tekrar böyle Amerika'yı falan keşfetmiyoruz. Onların 50 sene sonra, 40 sene önce gelmiş olduğu rakamlara biz 10 senedir geliyoruz. Bizim derdimiz işte biz şunu alıyoruz, biz bunu alıyoruz diye hava atmak gibi değil. Hava atmaktan Allah'a sığınırım. Ne gerek var? Bizim tek bir derdimiz var. Bunların 500 kilo ile 700 kiloya kadar verme kapasitesi var bu ağaçta. Evet, maksimum. Bunu 200-300 kiloda kalmasın çiftçilerimiz. Çünkü sulama, gübreleme, budama, meyve tomurcuk sayısını da arttırmayı bilmiyorlar. Bunlar beslemeyle. Bunları öğrenerek yani çok büyük bahçe kurarak çok para kazanamazlar. Biz bunlara katkımız olsun diye. Mesela evet. Siz niye illa göreyim dediniz. Bak sizle birlikte kaç tane arkadaşımız geldi evet. Gördü değil mi? Ne diyorlar şimdi? Yani onlar da motive oldu. Evet yapabilir. Ya siz yani şimdi söylemediniz. Geçen gezdiğimiz yerde 200 kiloları gördüm dediniz. Öyle bahçeler. Evet. Şimdi oraya bakıp da canımız istemiyor dediniz değil mi? Evet. Bak o örnek olumsuz örneğin de zararı oluyor aslında ülkemize. Evet. Şimdi bazen çiftçilerimiz işte... Kendi aralarına ben şu kadar, ben bu kadar aldım konuşuyor. Tabii alan bu tip bahçeler de artık bilinçli, kültürü yüksek çiftçilerimiz de çoğalıyor. Yavaş yavaş araştıranlar bu rakamlara ulaştı ülkemizde. Bu şekil 500-600 kilo alanlar da Allah'a hamdolsun bilinçli çiftçilerimiz var. Ama biz diyoruz ki bu bize yetmez. Herkes 500 kilo alsın, 600 kilo alsın ki... Bizim 1 kilo eğer fazla ceviz alırsak yurt dışına dövizimiz gitmesinden kurtuluyoruz. Yani %70 ceviz açığımız devam ettiğimiz için hepimiz bu
şeyleri yakalamamız lazım. Evet. Şimdi bunu gördükten sonra siz ne diyorsunuz? Biz de motive oluyoruz. Yani bu bacasız bir fabrika. Ülkemizin de gıda globalde fiyatlar her zaman artıyor. Evet. Ülkemizde de bunu profesyonel yatırımcıların girip profesyonelle beraber çalışarak bu yolda yürümesi lazım. Evet. Nasipse bizim de niyetimiz bahçelerinizi gördük, hasatınızı gördükten sonra o yönde. Tabii. Hayırlısı inşallah bakalım. İnşallah. Diğer ağaçlarımıza geçelim hep birlikte. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dördüncü ağaçta buyurun. Evet, bu dördüncü ağacımız arkadaşlar. Dördüncü ağacın da sayımı bitti hep birlikte. Soralım Serdar'a kaç adet? Dördüncü ağaçtan 2050 adet aldık. Ortalama 13. 2050 adet. Evet. Şimdi 13'te çarpalım Hüseyin. 13 çarpı 26 kilo 650 gram çıkıyor. 26 kilo. 2050 çarpı 13 gram yaptığımızda 26 kilo 650 gram. Bu dördüncü ağacımız. Dördüncü ağaç. Evet. Dördüncü ağacımızdan da 26 kilo şu anda ağaçlar 2000'le 2600 adet civarı gidiyor. Bir tane de ufak ağaç hemen yanında var. Ufak ağacı da yapalım ki tam ortalamayı çıkaralım arkadaşlar. Çünkü bizim tahminlerimizden biraz fazla çıktı. Rakamları da küçültmeye uğraşıyoruz yani maalesef. Hemen sırada aynı hiç bozmadan 5. ağacı da daha böyle ortalama bir ağaç. Bir geçelim. Ondaki sonuç nedir? Ondan sonra toplayalım ne çıkmış. Evet. Beşinci ağacımız. Bu ufak olan ağacı da seçtik ki özellikle. Serdar kaç kilo, kaç tane var oğlum? Beşinci ağacımızı siktik. Çantır ağacı. 1600 adet çıktı bunda. 13 gramla çarpalım. 1600 çarpı 13 yaptık. 20 kilo 800 gram çıkıyor. 20 kilo 800 kilogram almışız. Tamam. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız? Aha. Ağaç başı ne kadar çıkıyor? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, hasatlarımız tamam. 5 ağacı sıradan irili ufaklı 8'e 4 dikim bir bahçe burası. 5 tane ağacımızı hasat ettik. Şimdi Serdar birinci ağaçtan söylemeye başla oğlum. Birinci ağaç. 2000 adet toplamışız. 13 gramla çarptık. 26 kilogram. İkinci ağaca geçtik. 2500 adet 13 gramla çarptık. 32 kilogram. Bu şekilde 3. ağaçta 2300 tane çıktı. 13 gramla 29 kilo çıktı. 4. ağaca geçtik. 2050 13 gramla 26 kilo. 2000 yavaş gidelim. Yani 4. ağaçtan 2050 tane çıkmış. Evet. 5. ağaca geldik. Ufak ağaçtan. Ufak ağaçtan onlardan bayağı ufaktı. 1600 tane çıktı. Tamam. 13 gramla çarptık. O da 20 kilogram tamam verdi. Tamam. Biz burada sonra irili ve ufaklı mağazı yaptık arkadaşlar. Ortalamayı bulmak için. Evet. Ondan sonra ortalamasını çıkardık. Ağaç başı 27 kilogram. Çok güzel. 8'e 4 dikim 8'e aralığı. 4 dikimde 30 tane var. Burada hı-hı çiftçilerimiz bilsin. 30 adet 8'e 4 dikimde 27 kilogramla çarptık. 5 ağacın toplamının ortalamasını dekara 8-10 kilogram çıktı. Yani 8'e 4 dikimde 13 gramdan çarptığımızda ağaç başı 27 kilo 30 hı-hı tane var 810 kilo çıkmış. 7'ye 5'te 29 ağaç var. Bunu bakalım. Bunu da aynı şekilde onların aynı ortalamasıyla 27 ile çarptık. 780 kilogram da 7'ye 5'ten çıktı. 780 kilo 7'ye 5 dikimden 8'e 4'ten 30 taneden de 8'e 810 gram. Evet arkadaşlar. Ve daha doğrusu şöyle gördüğünüzde kalibreler o kadar büyük ki, yani bir bakın, kalibreyi de hiç küçültmeden bunlara ulaşmanız lazım. Bakın siz eğer 500 kilonun üzerine çıkıp da 3. boy ceviz alıyorsanız olmaz. 34 ve üstü burada. 36-38 de birçok var. Evet buradan. Şimdi tabii bu bahçe 7. yaşında arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi yani çok uzun yıllar burası 15-20 yaşında bahçe değil. Zaten 14'ündekileri de çekeriz 14 yaşında olan. Tabi onlarda daha fazla var. Fakat 7. yaşında biz 500 kiloyu bulması gerekir çiftçilerimiz derken ticari olması açısından bakın biz 700 kilo 800 kiloları bulduk. Bu da sizlere örnek olsun diye çektik. İş adamlarımız da görsünler yatırımcılar diye çektik. Bunlar hayal falan değil. Çünkü artık bunu Türkiye'de de böyle bahçelerin sayısı çoğaldığı için biz çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Fakat tabi bu rakamlara
ulaşamayan çiftçilerimiz, iş adamlarımız varsa onlar da sulama, budama, gübreleme ve kültürel işlemlerine dikkat ederek çoğaltabilirler. Şimdi ben sizden hep birlikte iş adamlarımızda da onların görüşlerini de alalım. Çünkü bu işe yatırım yapacak olan arkadaşlarımız sonuca bakıyor. Doğal olarak bir karşılık görmedikten sonra hiç kimse yatırım yapmaz. Evet Hasan Bey, sonuç şimdi sizden görüşlerinizi alalım. Ya bizim için hasadı görmemiz çok daha iyi oldu. Evet. Çünkü çevredeki olumsuz etmenlere, olumsuz örneklere bakarken böyle güzel örnekler olduğunu da ülkemizde bilmek çok daha iyi oldu. Yurt dışındaki standardı en azından yakalayabilen, profesyonel şekilde çalışma yapan insanlar olduğunu gördük. Ülkemizin de bu saat itibariyle zaten endüstriyel tarıma ihtiyacı var. Artık profesyonel olmayan hiçbir şeyde para yok. Yani evet. Ülkenin de gıdayla bu sektöre yönelmesi lazım. Benim düşüncelerim bunlar. Mustafa Bey, siz ne diyorsunuz? Mustafa Bey'in de görüşlerini alalım. Özellikle son dönemde dünya nüfusunun arttığını göz önüne alırsak gıdaya olan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Nitelikli tarım ürünlerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Diğer tarım ürünleriyle kıyasladığımızda en göze çarpan ürünlerden bir tanesi ceviz olduğu için biz bu meyveyi yatırım planımıza aldık. Dolayısıyla bu meyveyle alakalı bugüne kadar yaptığımız araştırmaların en net neticesini bugün bahçede, hasatta, ağaçtan, dalından meyve yere indiğinde görüyoruz. Dolayısıyla bu sonuçları görmek, bu neticeyi görmek gerçekten umut verici. Türk tarım adına umut verici. Neticede yatırımcı bir önceki ifademde olduğu gibi sonucu görmek istiyor. Burada net bir sonuç var. Ortada net bir sonuç var. Verim var. Ve verimin neticesi de ortada kaliteli bir ürün var. Bu kalite ürünü kırdık, yedik, gördük. Boyları gördük, büyüklüğü gördük. Yani kalibreyi gördük. Bununla beraber ağaçtan düşen meyve sayısını gördük. Dolayısıyla bunların hepsi umut verici neticeler. Özellikle bu neticeyi gördükten sonra kendimiz burada yatırım kararı alacağımız gibi yatırımcı adaylarına da bu bağlamda teşvik etme düşüncesindeyim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Evet arkadaşlar, sizle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Aslında böyle güzel şeyleri sizle paylaşmak gerçekten bize çok büyük mutluluk veriyor. Tabii artık ülkemiz cevizde profesyonel anlamda 10 yıldır bayağı bir yol kat etti. Kapama bahçeler yaklaşık 10 yıldır profesyonel anlamda var. 20 yıldır bu iş devam ediyor ama 10 yıldır güzel noktalara geldik. Tabii böyle güzel ürün olan çiftçilerimiz var. Bizim dediğimiz gibi bunların sayıyı arttırmak, bu sayıyı arttırırken böyle örnekleri size göstermek. Burada da en önemli etken bu kadar ürünü çoğaltmak için doğru toprak, doğru çeşit, doğru toprak işleme, doğru dikim, doğru sulama, budama, gübreleme, kültürel işlemlerinin tamamı doğru yapıldıktan sonra 500 kilolara çıkmak. Tabi burada 800 kilo var, işte 700 kilolar var, 750 kilolardan falan bahsediyoruz. Bunlar tabi birdenbire baz almasın çiftçilerimiz, o kadar olmayabilir ama 500 kilodan da aşağıya almasın. Yani sonuç itibariyle bu Chandler, yani bizim rakiplerimiz 500 ile 700 kiloları, 750 kiloları alırken ben Amerika'da 900 bir tonluk yerler görmüştüm. Hayranlıkla izlerken şimdi kendi bahçemizden o kadar alıyoruz. Yani 200 kilo, 300 kilo alan bahçelerimiz de kendilerini biraz daha araştırmaya iterek, yani nerede hata yaptığım, sulamasına, gübrelemesine baksın. Varsa bahçesine bakan arkadaşlarla tekrar araştırma yapsınlar, bu olayı nasıl yükseltiriz diye. Muhakkak ki soruların cevabı kendi bahçelerindedir. Birkaç noktada yanlış yapıyordurlar. Yani Chandler dediğin çeşit, Chandler, Petro, Howard, Lara, Tülare, bu gibi çeşitler genelde yandal verimi yüksek olan çeşitler. 500'den 900 kiloya kadar ürün verme kapasitesine sahip bir çeşitler. Yani şimdi Hollanda'nın günlük 30 kilo süt veren ineğine sen 10 kilo süt alıyorsan o ineğin suçu yok. İnsanlar nerede yemeği, suyu, bilmem neyi eksik yaptım diye nasıl düşünüp de 30 kiloya çıkarmanın yolunu arıyor iseler, genetik yapısı genelde 500 ile 700 kilo civarında, hatta 1 tonlara kadar çıkabilecek ki bu biraz uç rakamlar, 1000 tonlara çıkın demiyorum ama genetik yapısı gereği Chandler'ın, Fëanor'un, Lara'nın, Tülara'nın, Fëanor'un 1 tona kadar çıkabilme kapasitesi olan bir çeşidi
siz 100, 200, 300 kilolarda tutuyorsanız bir yerde hata yapıyorsunuzdur. Bunu araştırmanız lazım. Yoksa en büyük zararı siz görürsünüz. Çok büyük bahçe kurmayla çok büyük para kazanamazsınız. Aksine 300, 500 dönüm, 1000 dönüm, 2000 dönüm bahçelerde 200, 300 kilo dekardan aldığınız zaman zarar etmeye başlarsınız. Çünkü işletme giderleri ve girdi maliyetleriniz çok yüksek olur. Bunun için çiftçilerimize örnek olsun diye bahçeyi diktikten sonra özellikle toprak tahlillerini ve yaprak tahlillerini düzgün yapıp sulama, budama, gübrelemeyi ve özellikle meyve tomurcuk sayısını arttırmaları öğrenmeleri gerekir. Biz meyve tomurcuk sayılarını arttırarak bu kadar fazla ürün alıyoruz. Bir ağacı çok büyütmeyle çok ürün alamazsın. Yani önemli olan meyve tomurcuk sayısı artarak, ağaç büyüdükçe meyve tomurcuk sayısını arttırdıktan sonra çok fazla verim alabilirsiniz. Ben de bunları tabii sizlerle paylaştım. Birçok arkadaşlar özellikle yine bir çekim yapmamızı istedi yaşlara göre. Bu çekimleri siz değerli yatırımcı ve çiftçilerimiz çok seviyor. Çünkü burası saha. Hani pehlivan minderde belli olur derler ya. Bu böyle. Bizim bir de en mutlu olduğumuz gün, yani hasat günümüz. Biz bunları her zaman çiftçilerimize, sizlerle ve en çok yardımcım oğullarımla da paylaşıyorum ki bizden sonra da bir gelecek olsun. En son olarak ufak oğlum Hüseyin, o da çok meraklı sağ olsun abisiyle birlikte. Onun da görüşlerini alalım bakalım. Sonuçta bu bahçeler tabii onların, bizden sonra da onlara kalacak ama biz daha buradayken kendileri gerçekten bahçelere çok meraklılar ve hiç içinden de çıkmıyorlar. Bizdeki bilgileri yavaş yavaş onlara aktararak arkamızdan inşallah onlar da başarılı olup ülkemize ve kendimize kendilerine hizmet edecekler. Şimdi Hüseyin'den ceviz hasatının verimini, son durum hakkında bilgi alalım. Nedir Hüseyin? Evet, çünkü ben Hüseyin Balkal. Çünkü bir yıl boyunca baktınız. Sizin emeğiniz çok, evet, abinle birlikte. Bir yıl boyunca ağaçlara baktık. Şimdi hasatımıza geçtik. Hasatımızda dekara 810 kilo çıktı. 8'e 4 dikimde 810 kilo çıktı. Evet, bugün hasattaydık. Çatmır ceviz fidanlarını hasat yaptık. Aslında bunu gördükten sonra artık bunu gördükten sonra bahçeleri çoğaltalım mı Serdar? Ne diyorsun ya, yani? Biz her zaman bahçeleri çoğaltma tarafındaydık. Öyle mi? Evet. Biz 500 kilo alırken de, 800 kilo alırken de, ilk başladığımızda daha az kilo alırken de bahçeleri çoğaltma tarafındaydık. Ama tabii bahçeleri çoğaltmakla olmuyor. Bahçeleri aynı zamanda sulama, gübreleme de yapmak önemli. Doğru. Bahçeleri kontrol etmek daha önemli. Çoğaltmaktansa. Kontrolsüz güç güç değildir. Aynen o şekilde. Ben de teşekkür ediyorum bana söz verdiğiniz için. Abime devrediyorum. Evet. Ben de Serdar Balkal. Koca yıl boyunca bu bahçelere bakım yaptık. Gübrelemesi. Bu arada söze giriyorum. Serdar Balkal bu bahçelere esas bakan. Yani kardeşi yani. Birlikte yapıyorlar ama biz tabii birçok zaman bahçelerde bulunamıyoruz Serdar. Şimdi evet. O da herhalde en çok mutlu olanlardan biri sizsiniz. Koca senenin emeği önümüzde, görüyoruz onu. Bu sefer daha hevesli bir şekilde, her sene daha hevesli, evet, hızlı bir şekilde bu işe devam ediyoruz. Yani bu sene koca bir sene bakım yaptık, gübresini verdik, suyunu verdik vesaire, yeri geldi burada kaldık. Onca zahmetler katlandık. Sonucu hep beraber gördük. Sizlerle de 7 yaşında bir bahçede 8'e 4 ekili hesabını da yaptık. Ortalama 800 kilogram diyoruz dönüme. Yani 700 diyelim artık. 700 diyelim. Ya, önemli değil. 500, 600, 700'ü. Önemli olan bunları alabildiğimizi, tabii, evet, gösterdik ki o çok önemli. Yani evet, bütün çiftçilerimiz de bunu alabilir yani. Bu kadar zor bir şey değil. Serdar, bu bahçeyi de siz budadaydınız. Hani tabii birlikte kışın sert budamanın bir zararı olmadığını da gördük. Yok, bu kışın arkadaşlar, budadığımız bahçe. Sert bir şekilde budadık Serdar'la kışın. Kalibrede çiftçilerimiz biliyor yani şeyde. O budamanın sayesinde bu kalibrelere ulaştık biraz da. Bakım, sulama, gübreleme falan hepsi bir arada. Sert budama, işte ne bileyim, sulaması, gübrelemesi derken sonuç ortada. Koca, evet, senenin mahsulü. İşte buradan da yatırımcı arkadaşlar olsun, çiftçiler olsun, abiler olsun, hepsi buraya bakarak inşallah örnek alırlar. Bu şekilde ülkemize de bir katkısı olur. Evet. Yaptığımız programında. Önemli olan arkadan gençlerin gelmesi. Atatürk'ün dediği gibi gelecek gençlerde arkadaşlar. Arkamızdan gelen gençler bu işi, bu bayrağı devam ettirecekler.
genç çiftçilerimiz çoğalıyor. Biz bunları görünce çok mutlu oluyoruz. Sonuç itibariyle çiftçilik yaşı dünya ortalamasının üzerine çıkmaya başladı Türkiye'de. Çiftçilerin yaşı 55-60'lara geldi. Bu bizim için çok büyük bir tehlike. Biz 55-60 olan çiftçi yaşını ancak böyle getirisi yüksek olan, yani ben her zaman tarımın yüksek teknolojisi dediğimiz ceviz gibi ürünleri dikerek çiftçilik 55, ortalama 55 olan yaşı, Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı %55'ler civarında olan çiftçi yaşını biz hızlı bir şekilde 25-30'lara çekmezsek geleceğimiz tehlikede anlamını taşıyor bu arkadaşlar. Onun için ancak biz üretimi arttırarak çiftçilerin yaşını da aşağı doğru çekebiliriz. Doğru değil mi Hasan Bey? Aynen o şekilde. Yani para kazanamayan kimse çıkmıyor. Adamın 100 dönüm bahçesi var. Askeri ücretle şehire gidiyor. Yani bu da 55-60 yaşındaki insanın yaptığı çiftçilikten ne olur? Yorulmaya başlıyor. Enerji tükeniyor. İşte benim oğullarım bahçelerde yatıyorlar, yapıyorlar ama tabii bunu yıllardır onlar gördükleri için yapıyorlar. Biz de en azından böyle yüksek tarımı, yüksek teknoloji olan ürünlerde dekar başına üretimi artırarak hızlı bir şekilde çiftçi yaşını kademe düşürmemiz gerekir. Az bir faydamız olduysa sizlere de tabii biz de mutluluk duyarız. Buradan bir diğer 14 yaşında ağaca geçelim. Ondan sonra da sizlerle vedalaşalım arkadaşlar.